Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bayramın birinci günü ve ben hazırlandıktan sonra bayramlaşmaya akrabalarımın yanına gideceğim. Her sene çektiğim gibi bu sene de bayrama birlikte hazırlanacağız. Makyajımızı, işte saçımızı, ondan sonra kıyafetimizi vesaire birlikte seçeceğiz. Benim kıyafetim en son yüklediğim alışveriş vlogunda aldığım kot pantolon, kot değil daha doğrusu kargo pantolon ve üstüne seçtiğim bir crop olacak. Yeni duştan çıktım, o yüzden gördüğünüz gibi saçlarım ıslak. Saçlarımı düz yapmayı düşünüyorum. Hani normalde şu ara çok düzleştirmiyorum ama bugün özel bir gün olduğu için düzleştirmek istedim. Makyajımı da normalden biraz daha fazla yapacağım. Yani anlayacağınız gibi her sene olan videonun yine kaçıncısı bu artık bilmiyorum. 6-7 olmuştur. Bayram benimle hazırlan bakalım bugün kaç para toplayacağım. Belki topladığım paralarla bir alışveriş videosu daha gelir. Öyle bir şey yapabilirim. Öyle bir şey istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi hadi dişlerimizi fırçalayarak rutinimize başlayalım. Bugün bayram olduğu için ben yine kendime çok özeneceğim. Normalde de özeniyorum. Ama bugün kuzenlerdir, akrabalardır. Herkesi göreceğim için herkesin Ejin'le kadar güzel olmuş demesi lazım. O yüzden güzel olacağım. Diş fırçası olarak bunu kullanıyorum. Elektrikli bu normalde. Ama şu an şarjı yok, o yüzden öyle kullanamayacağım. Macun olarak da bunu kullanacağım. Bu çok kuruyor bunlar ya. Çıkarmak çok zor oluyor. Çık. Ay çok geldi. Bakar mısınız? Dişlerimi de fırçaladım. Dişlerime bakıyoruz. Böyle bembeyaz. Şimdi dişlerimizi de fırçaladığımıza göre ilk giyinsek mi yoksa saçımızı mı yapsak, makyajımızı mı yapsak bilmiyorum. Galiba ilk kombini mi seçsek? İlk kombini seçelim. Evet, giyinme odama geldik. Geçen günlerde aldığım pantolon, zaten biliyorsunuz alışveriş vlogunu izleyenler. Üstüne ne giyebilirim ona bakacağım. Bu olmaz, kırmızı detayları var. Bu beyaz kremimsi bir şey. Bence bu olabilir arkadaşlar. Böyle giyinme odamı da göstereyim. Burada kışlıklar var. Burada yazlık croplar vesaire. Yazlık ürünlerim daha fazla zaten. Burada eşortmanlar, kargolar, normal pantolonlar ve taytlar da şurada. Burada da hırkalar var. Görüyorsunuz. Bunlar da eskiden giydiğim, özel günlerde giydiğim kıyafetler var. Mesela bunu doğum günümde giymiştim. Bunu dayımın düğününde giymiştim. Bunları hala bir yere atmadım ya da saklamadım. Burada duruyorlar. Hadi şimdi giyinelim. Giyeceğim kargo pantolon bu arkadaşlar. Rengi bu şekilde. Ben rengini çok seviyorum. Üstüne de krem ve beyazın karışımı böyle bir crop giyeceğim. Kombinimiz böyle takılarla da böyle süsleyeceğim kombinimi. Evet, giyindim ve geldim. Üstüm demin gösterdiğim crop. Altımda yine demin gösterdiğim kargo pantolon. Şimdi size böyle boydan göstereceğim. Bakın kombinimin boydan görünümü bu. Ben çok beğendim. Pantolon biraz bol. O yüzden kenarlarını kıvırdım. Anneanneme diktirebilirim bunu Eren. Üstümü de çok beğendim. Gayet sade ama şık. Takı olarak da arkadaşlar yine alışveriş vlogunda aldığım bu kolyeyi takacağım. Bakın. Çok güzel duruyor. Bir de yüzük takarım. Şunu. Böyle. Ojelerim de mavi. Genel olarak görünümüm bu şekilde. Parfüm olarak da ESC markasının bu parfümünü kullanacağım. Biliyorsunuz ESC benim markam. Bu parfümü yok satmıştı. Yani gerçekten yüklediğimiz andan itibaren birkaç gün ya da birkaç hafta tam hatırlamıyorum. Stokları bitmişti. Çok sevinmişti bu ürün. Böyle kokusu çiçek ve tatlı bir şeyin karışımı. Böyle her yere sıktım. İleride belki tekrar ürettirip satabilirim bu ürünü. Çünkü çok sevinmişti. Kombinimizi hazırladık, parfümümüzü sıktık. Şimdi sıra geldi saça. Önce saçıma ufak bir bakım yapacağım. Daha sonrasında birlikte şekillendireceğiz. Aşağı iniyorum. Şimdi size saçıma uyguladığım ürünleri göstereceğim. Önce Dali'nin bu saç spreyini sıkıyorum. Bakım için. Bayağı güzel kokuyor. Evet, saçımıza Dali'yi sıktık. Bu arada benim saçım çok uzadı. Sonra kullandığım bir ürün daha var. Bu da Elsevier'in Dream Long Bye Bye Makas Saç Bakım Kremi. Biliyorsunuz benim saçlarım çok kısaydı arkadaşlar. Geçen sene bilen bilir. Artık yani buralara falan geliyordu. Arkadaşlarımla saçımı kesmiştik ve çok kötü olmuştu. Sonra aylar boyu uzamasını bekledim. Ve benim saçım o kadar hızlı uzayan bir saç değildi. Ben saçımı Biotin
Liş şeylerle uzattım galiba. Bir dakika bakayım. Ben saçımı biyotin içerikli şampuanları kullanarak uzattım. Ve gördüğünüz gibi saçım şu an baya baya uzadı. Yani bu yılın başında bile şuralara falan geliyordu. Artık gayet uzun. Ve bunun etkisinde şu da var. Bu uzatmıyor ama saçın kırıklarını baya güzel törpülüyor. O yüzden kestirmeme gerek kalmıyor saçımı. Şimdi saçıma bakım yağımı falan her şeyimi uyguladım. Gidip saçımı kurutacağız arkadaşlar. Kurutacağız, sonra düzleştireceğiz. İkisi de aynı anda elime geldi. Bu kurutucu zaten çok yüksek ısıda kurutuyor. O yüzden hemen kurur saçlarım. Bu da düzleştiricimiz. Saçımı kuruttuktan sonra hemen düzleştireceğim. Ben şimdi bu kısmı sessiz alıyorum. Siz hızlı çekimde saçımın kurumasını 10 saniyede falan izleyeceksiniz. Arkadaşlar şu an saçımı düzleştirdim. Ay düzleştirdim diyorum, kuruttum. Gördüğünüz gibi dalgalılığı gitti. Benim normalde saçım dalgalı ama bu kurutma makinesi çok güçlü olduğu için saçı düzleştiriyor kuruturken. Bir de ben keratin bakımı yaptırmıştım birkaç ay önce. Hala biraz onun etkisi var sanırım. Şu an gördüğünüz gibi zaten saçım çok kıvırcık değil. O yüzden düzleştirmek benim için çok kolay olacak. Düzleştiriciyi en yüksek ayara getireceğim. Sonra da saçımı başlayacağım düzleştirmeye. Buradan ayarladım en yükseğe. Bakalım, bekliyoruz ısınmasını. Zaten düzleştirmek çok kolay bir işlem. Şu şekilde yukarıdan aşağı doğru sürtüyorum. Sürüyorum yani. Bakın böyle. Ay saçımda da çok kırıklar var valla. Yıprandı saçım düzleştire. Ben evde keratin bakımı yapmak istiyorum. İnternette çok fazla evde kendi saçına Brezilya fönü, işte keratin botoks bakımı yapan gördüm. Ben de evde denemek istiyorum. Ama biraz ürkütücü geliyor. Belki yaza doğru yaparım. Çünkü tatilde falan benim saçlarım deniz suyundan ve hava suyundan dolayı çok kabarıyor. Ve asla düzleştirilmiyor. O yüzden belki yaza kendime öyle bir bakım yapabilirim. Ben saçımı en çok düz seviyorum bu arada. Çünkü uzun oluyor. Uzun saçı bayağı özledim. Bir yıldır falan saçım kısa olduğu için. Ama artık Allah'a şükür o kadar da kısa değil. Bayağı düzleştirince uzuyor. Evet arkadaşlar, şimdi saçımı düzleştirdim. Böyle oldu gördüğünüz gibi. Ben böyle çok beğeniyorum düz olmasını. Şimdi birlikte makyaj yapacağız. Arkadaşlar ben bayramları köye gidiyorum. Köyde de gün boyu insanları ziyaret ederken yürüyeceğim için öncelikle güneş kremi sıkacağım yüzüme biraz. Çok azıcık. Çünkü biliyorsunuz artık havalar çok ısındı ve yüzümüz bronzlaşıyor aslında dışarı çıktığımızda. Tatilde falan olmamıza gerek yok. Direkt bahçeye bile inseniz yüzümüz hani bronzlaşabiliyor. O yüzden ben şu ara güneş kremine taktım. Bir de cildi bayağı hani iyi nemlendiriyor. Güzel şey yapıyor. O yüzden kullanıyorum. Kokusu da çok güzel. Bana yazı hatırlatıyor. Bayağı güzel kokusu. Özellikle şu burnuma ve alnıma güzel sürüyorum. Evet, güneş kremini sürdük. Şu an cildim gördüğünüz gibi pek bir sivilce bir şey olmadığı için kapatıcı sürmeyeceğim. Çünkü kapatıcı sürünce cildim daha kötü oluyor. Şimdi allık süreceğim. Şu allığı alıyoruz. Pıt 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 pıt. Şöyle. Allık olarak ben bu turuncu rengi çok seviyorum. Biolis'in bir allığı bu. Bence çoğu allıktan daha güzel. Bir de böyle parıltılı bir şey. O yüzden hoşuma gidiyor. Şu alnımı biraz kapatıcı sürebilirim. Şu an bir dikkatimi çekti oradaki lekeler. Biraz far sürmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi hani misafirliğe gidiyoruz falan. Işıl ışıl parıldamam lazım insanların içinde. Tövbe. O yüzden Biolis'in yine şu aydınlatıcı bir farı var. Onu böyle gözümün ve göz pınarlarıma da highlighter gibi sürüyorum. Gördüğünüz gibi parıl parıl parlıyorum. Şu kahverengi bir farı da gözümün kapanma kısmına sürüyorum şöyle. Ben far normalde hiç kullanmam. Çok nadiren kullanırım. Ama böyle özel günlerde kullanmayı severim yani. Asıl olayımız maskara. Maskara olarak Essence'in bu maskarasını kullanıyorum. Waterproof, yani suyla çıkmıyor. Taşan yerleri de sileceğim elimle. Ay. Evet. Şimdi kapatıcı sürmek istediğimi söyledim demin size. Alnıma bir tık şöyle bir kapatıcı uygulamak istiyorum. Bunu da böyle bir fırçayla yaydırıyorum. Makyajım artık bitişe doğru gidiyor. Dudağıma dudak kalemi kullanmak istiyorum eğer ucu açıksa. Açık galiba. Dudak kalemi de böyle duruyor. Bir de lip and cheek için böyle bir hem allık hem ruj bir şeyim var. Onu böyle ortasına sürüyorum.
ve havasını, ay fazlalığını alıyorum. Çok pembe durdu şu an. Birazdan gider. Sonra üstüne de gloss süreceğim zaten şöyle. Şu gloss süreceğim. Daha bu arada çanta seçmemiz lazım. Çünkü bayramda para topladığım için çantaya ihtiyacım var. Evet, dudağımız da hazır. Makyajımız bitmiş oldu. Ben çok beğendim. Böyle ojelerim de mavi. Yakından da göstereyim. Çok hoşuma gitti benim. Çanta olarak yine Bershka'dan böyle mavi bir şey tercih ettim. Takıyorum. Ve size kombinimi göstereceğim. Evet, kombinim bu şekilde oluyor. Çanta Bershka, üst Bershka, alt Bershka. Kolye H&M. Onun dışında takı olarak bir de şöyle Pandora'm var, charmları var. Bir de 2-3 tane böyle zincirli bir şey var. Biri altın, biri gümüş. Takılarım da bu şekilde. Ve ben artık bayramlaşmaya hazırım. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizin bayramını kutluyorum. Umarım sevdiklerinizle çok güzel bir bayram geçirirsiniz. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Görüşürüz.